Şeker hastaları en fazla ağız kuruluğu, çok yemek yeme, çok idrara çıkma, halsizlik, bitkinlik, el ve ayakta uyuşma gibi genel belirtilerle karşımıza çıkarlar. Birçok toplumda oranı %10 ile 20 arasında değişmektedir. Türkiye'de yaklaşık 8 milyon kişi şeker hastası. Sayısı gittikçe artan şeker hastaları soğuk havalara biraz daha dikkat etmeli. Çünkü mevsim geçişleri, özellikle de soğuk havalar, şeker hastalarında enfeksiyon riskini artıran önemli bir etken. Mevsim geçişlerinden ve soğuk havalardan en çok etkilenen hastalar arasında şeker hastaları da yer alıyor. Çünkü sıcaklıkların düşmesi enfeksiyon oranını da arttırıyor. Peki şeker hastaları soğuk havalarda nelere dikkat etmeli? İşte iç hastalıkları uzmanı Doktor Bülent Yardımcı'nın önerileri. Kış ayları enfeksiyon aylarıdır. Şeker hastalarında gelebilecek, şeker hastalığında gelişebilecek bir enfeksiyon genel durumlarını hızla bozabilir ve şekerin komplikasyonu dediğimiz, gerek ciltte olsun, gerek solunum yollarında olsun, komplikasyonlara yol açarak onların hayatını tehdit edebilecek hastalıkları oluşturabilirler. Özellikle de mevsim geçiş dönemlerinde dikkat edilmesi gerekiyor bu hastalığa. Akrabalarımdan şeker hastalığı olan var. Dedem, annem, ben de. Kötü bir şey. Birden betiniz, benziniz atıyor, renginiz soluyor. Grip aşısı da enfeksiyondan korunmanın bir başka yöntemi. Özellikle yaşlı şeker hastalarına mutlaka her yıl grip aşısı yapılmasını öneriyoruz. Hastaların hijyen konusunda da tedbirli davranması gerekiyor. Şeker hastalarının çok enfeksiyon olan kişilerden uzak durmaları, toplu taşımalarda, toplu yaşanan yerlerde daha dikkatli olmaları, özellikle el temizliğine dikkat etmeleri ve sık sık ellerini yıkamaları da öneriler arasında. Şeker oranının yüksekliği kalp krizini de tetikliyor. Özellikle şeker kontrolsüzse, şeker kontrolsüzle beraber giden ek hastalıklar da varsa, yani kan yağlarının yüksekliği, tansiyon yüksekliği, bu tarzda hastalıklar beraberinde varsa kalp krizi olasılığını arttırır.